Sayın Başkanım, depremin ilk anlarından itibaren yanımızdaydınız. Her gün arama kurtarma vakalarıyla ilgili ildeki genel durumu analiz eden her türlü geri bildirimi sizlere sunmaya çalıştık. Malumunuz deprem bizleri de çok etkiledi. Çok az personelle çok şey yapmaya çalıştık. Deprem anında çok az personelimizle 3500'e yakın insanın hayatına dokunmaya çalıştık. İlerleyen günlerde 3. 4. gün Sayın Başkanım Zonguldak 67 kişilik ekibiyle bizim orada konuşlandırdık ve onlar da 5000'e yakın insana dokundu. Orada çok büyük bir karargah oluşturduk. Sizlere bunları her gün düzenli olarak arz ettik. Sizler bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bu kapsamda arkadaşlarımız, kurumumuz ve şahsım adına size ayrıca teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Gerçekten son günlerde, son yıllarda işiniz çok zor. Sadece yangınlarla boğuşmadınız. İşte bu doğal afetlerle de boğuşuyorsunuz. Boğuşurken de kendi canınızı tehlikeye atarak birçok faaliyet yürütüyorsunuz. Tabii depremin ilk günden itibaren, ilk saatlerden itibaren sizin de yıkılmış itfaiye binasına rağmen, itfaiye binasının altında kalan itfaiye araçlarınıza rağmen Hatay'da gerçekten de ilk günlerde arama kurtarma faaliyetleri, daha sonra insanların özellikle apartmanlarında değerli eşyaları kaldığında hep size geldiler. Sizin mihmandarlığınızda birçok insan değerli eşyaları almak için apartmanlarında sizden destek aldı. Anladım. 1176 yüksekten kurtarma vakası diyoruz, merdivenli araç marifetiyle. Hepsinin yardımına koştuk Sayın Başkanım. Tabii bu zaman zaman da bu sizin iyi niyetli insani yardımlarımızı kötüye kullanan siyasetçiler oldu. Tabii bunlar çirkin yakıştırmalar. Bunlar sizi hiçbir şekilde meslekten soğutmasın. Siz bildiğiniz doğru yolda devam edin. Çünkü bütün meslekler önce insan için, insana faydalı olması için. Biz de hem arama kurtarma hem insanları o anlık hayatını kurtarma ama daha sonra da malını kurtarma adına büyük destek verdiğinizi bu Hatay halkı unutmayacak. Düştü mü? Evet, 6. günde 4 denemelik hükümet ses verdiler. Yani taş atma olsun, ufak tefek sesler aldılar. Yani gece sabaha karşı çıkarttılar, onda da vücut ısısı 6 dereceye düşmüştü. Yani yaşıyordu. Kahve fabrikası, iş yeri yangını, Narlıca Mahallesi, Muayene İstasyonu Arkası, kahve fabrikası.